Şimdiki aşamada ise gözler için bir model parçası oluşturacağız. Arkadaşlar göz eğer dönebilecek, hareketli animasyona sahip olacak bir göz ise ayrı bir model parçası olarak yapmanız gerekir modeli. Ama yok, bu sadece bir duruş için geçerli, tek bir kare alınacak bir işse gözü kendi modelin üzerinden parçadan ek çıkartarak oluşturabilirsiniz. Ama biz anime edilmesini düşüneceğiz ve ona göre bir göz parçası oluşturacağız. Bunun için yeni bir geometri detayına ihtiyacımız var. Karşıdan bakıyorum modelimize ve safir bir küre çiziyorum arkadaşlar. Safiri kullanarak çizdiğim küre sahnede kutuplarından arındırılacak. Kutuplarını istemiyorum. 90 derece yana doğru çevirdim. F3'e basalım. Nerede olduğuna bakalım. Şu şekilde. Daha sonra yandan bakalım buna ve hizalamasını gerçekleştirelim. Şu şekilde getiriyorum. Gözün önüne doğru. F3'e basalım yine. Perspektiften bir bakalım. Nerede duruyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer küçük geliyorsa ki şu andaki yaptığımız şey küçük. Radius'unu arttıralım. Bu kadarlık bir radius yeter. Bu kadar gözde eğer bu kadar detaya ihtiyacımız yoksa, yani bir göz için bu kadar detaya ihtiyacımız yok tabii ki. O yüzden 32 segment değil. Şu şekilde bunu 20'ye indirsek yeterli olacaktır. 20, 21. Bu kadarlık bir detay yeterli. Öne doğru getirelim. Gözü öne doğru getiriyorum. Bir de şuna dikkat edin. Göz eğer bu şekilde aşağı doğru duruyorsa ona göre de bir hizalama yapmanız gerekecek. Şöyle biraz yukarıya alıyorum. Bakın. Baktığınız zaman iç tarafının görünmesini istemiyorum. Bunu ya gözü yerleştirmede sağlıklı bir konuma getirmeniz gerekir yerleştirirken ya da buradaki iç kısımlardaki detaylarla oynayabilirsiniz. Şimdilik bu kadar bir yerleştirme yeterli görünüyor benim için. Daha sonra modelin göz kısmıyla da oynayacağım zaten. Peki bu kadar bir tek bir küreye mi ihtiyacım var? Hayır, bu kürenin yarısı benim için yeterli. Yandan bakıyorum. F3'e bastım iç kısmı görebilmek için. Hazır oluşturduğumuz küreyi table poly'ye çevirdim. Poligonlarının yarısını sileceğim. Çünkü yarısına ihtiyacım yok. Bu poligonların şu şekilde bu kısmı şöylece alıyorum. Bu taraf ön kısım geçerli sadece benim için. Bu kısmını sildim. Şu kısmını da dahil. Bu kısmını sildim arkadaşlar. Perspektife geçelim. Göz parçası için yeni bir detay oluşturduk. Buna göre de hazır modelimizin göz pınarı kısmındaki bu açıdan baktığımız zaman arkası görünmesini istemediğimden dolayı buradaki detayları bakın şu şekilde içeriye doğru aldım. Gözü biraz daha büyütebilirsiniz. Yine buradaki detayları da içeriye doğru alabilirim. Bu açıdan görünmesini istemiyorum. Şurada mesela bu şekilde içeriye doğru gelmesini istemiyorum. Ama sadece şuradaki iki vertexi seçeceğim. O yüzden bu aşamada F3'e basıp wireframe modunda bakmanız daha sağlıklı olacaktır. Bu kadar değil, şu kadarlık bir öne doğru getirmek yeterli olacaktır. Bu aşamada da bu kadarlık bir öne doğru getirdim. Göz için. Üst kısma bakıyorum. Üst kısımda yine buradaki vertexleri arkaya doğru götürüyorum. Şurada bir vertexim daha var. Onu da arkaya doğru götüreyim. Göz için buradaki oluşturduğum detay yeterli arkadaşlar. Şöyle bakacak olursanız daha sonra tekstürle göz bebeği, iris gibi tekstür detayları ekleyeceğiz zaten göz için. Böyle bir görüntü yeterli. Peki bunu birleştireceğim mi? Kafa modeline hayır. Buraya göz 1 diyeyim.
bu modelin adına. Hatta kendi parçamızın adına da, modelimizin adına da kafa diyelim. Ve şöyle bir şey yapacağım. Linkleyeceğim, yani bağlayacağım. Kafa nereye hareket ederse göz de oraya hareket edecek. Ve arkadaşlar, bu gözden bir tane daha üretmem lazım. Kafa modeli için bir tane daha üretmem lazım. O yüzden bu gözden mirrorle aynı bulunduğu noktadan bir de karşısına kopyasını çıkartacağım. Eksi 0.324 demiş bakın bu göz. Mirror metoduyla. Mirror'ı kullanıyorum. No clone değil. Copy. X'te kopyalayacağım. Okey. Bakın. 0.324 de eksi de bu da artı da 324'e geldi. Onu da simetriyen çıkarmış olduk. Şuradan Schematic View'den arkadaşlar göz 1 ve göz 0.2 olarak başına 0 koyarak üretti. 0 olmasını istemiyorum. Göz 1 ve göz 2 kafaya bağlı durumda görüyorsunuz. Şu diğer plane'ler ise kullandığımız referans plane'leri. Bu şekilde kulaklar ve gözlerin de modellenmesini tamamlamış olduk. Bir dahaki aşamada dişlerini modelleyeceğiz. Şimdilik